size haram olan kadınlara gözünüzü dikip bakmayınız demekle zürriyetlerinizin muhafazasını temin hususu planlanıyor. Bütün bu gerçeklerin yanında öyle yanlış şeyler yayılmış, öyle bozuk fikirler ortaya atılmış ki çoğunuzun da bildiği gibi aziz müminler, bazı gençlerimizi, genç insanlarımızı aldatmak için efendim kendisine yabancı da olsa nikah ile alması helal olan yabancı, namahrem bir kadın da olsa şöyle gözüne göründüğü zaman ondan sakınmak şöyle dursun, ona büyük bir iştah ve iştiyakla bakmakta. Niçin bakıyorsun dendiği zaman da efendim güzele bakmak sevaptır sözünü kullanmaktadır. Güzele bakmak sevaptır. Kelimeyi nerede kullanıyorlar? Kelimeyi hangi gayede ve hangi noktada kullanıyorlar? Bütün bu harama, Allah'ın haram ettiği şeylere bakmak hususunda güzele bakmak sevaptır kelimesini bu manada kullanmak insanı imanından mahrum eder. Son derece tehlikeli bir sözdür. Bakılması helal olan şeyler var, bakılması haram olan şeyler var. Allah'ın koyduğu sınırlar, çerçeveler var. Bunlar ölçüsünde bakmak güzel olabilir. Allah'ın ölçüsünde, Allah'ın sınırları dahilinde bir şeye bakmak amenna, güzel, sevap. Ama Allah'ın haram ettiği bir şeye, Allah'ın yasak ettiği bir şeye bakmak sevap değil, haramdır, günahtır. Günaha sevap diyen, harama helal diyen derhal kafir olur. Dini yıkılır. Onun için Müslüman hanımefendilere çok büyük vazifeler düşüyor. Müslüman erkeklere çok büyük vazifeler düşüyor. Muhakkak surette nikahımızın altındaki hanımları, elimizin ve emrimizin altındaki kızları mutlaka disiplin altına alıp sokaktan onları kurtarmamız iktiza ediyor. Muhakkak surette.